Bugün Adıyaman'da Sayın Bakanımız başkanlığında deprem sonrası yürüyen faaliyetlerin koordinasyonu ve gelinen mesafe hakkında bilgiler aldık ve buradaki çalışmaları bizzat yerinde görme imkan ve fırsatı bulduk ve Adıyaman'da yaraların hızla sarılmaya başlandığını yerinde gördük. O yüzden de Sayın Bakanıma ve onunla birlikte bu koordinasyon sürecinde görev alan ve çalışan herkese, huzurlarınıza ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii Adıyaman Adalet Binamızı ziyaret ettik. Adli hizmetlerin nasıl yürüdüğüne dair bu şartlarda onu yerinde görme ve gözlemleme imkanı bulduk. Şu anda Adıyaman Adliyemizde hafif hasarlı, ancak adli hizmetler belli ölçüde burada devam ediyor. Bir yandan Adıyaman'da görev yapan başsavcımız, komisyon başkanımız, savcılarımız, hakimlerimiz burada. Öte yandan da ülkemizin değişik yerlerinden gönüllülük esasına göre görevlendirdiğimiz savcılar, başsavcılar, adli personel, adli tıp uzmanları da Adıyaman'ımızda görev yapıyor. Bu vesileyle Adıyaman özeli ve bölge genelinde şu ana kadar 735 civarında Cumhuriyet Savcısı, 468 civarında adli tıp uzmanı ve teknikeri ve diğer adli personelle beraber yaklaşık 5000 civarında geçici ve gönüllü görevlendirmeler yapıldı ki bölgedeki adalet hizmetleri aksamadan yürüsün ve bölgede deprem sonrası defin işlemleri, kimliklendirme işlemleri, delillendirme işlemleri, diğer pek çok hukuki taleplerin karşılanması ve dosdoğru yapılması, aksamadan yürümesi için her türlü tedbiri aldık. Şu ana kadar Adıyaman'ımızda da bu hizmetler aksamadan, eksiksiz, dosdoğru bir şekilde yerine getirilmektedir. Bölgenin tamamında adalet hizmetleri aksamadan yürümektedir. Aldığımız tedbirlerle bundan sonra da vatandaşlarımızın adalet hizmetleriyle ilgili beklentileri karşılanmaya aynı şekilde devam edecektir. Adıyaman'da barınma sorunlarının geçici çözüm imkanlarının hayata geçirildiğini bu konteyner kentte gördük. Başka alanlarda Sayın Bakanımız ifade ettiler. Aynı şekilde diğer illerde de benzer adımlar atılıyor. İnşallah bu süre Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi geçici bir süredir ve bir yıl sonra insanlarımız kalıcı barınma imkanlarına kavuşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce de yaşanan depremlerde Van'da, Elazığ'da, Malatya'da, Tunceli'de, İzmir'de, Düzce depremlerinde aziz Türk milletine ne söz verdiyse sözü vaktinde yerine getirdi. Geçmişte enkazların kaldırılması, yaraların sarılması konusunda milletimize verdiğimiz bütün taahhütleri gecikmeksizin yerine getirdiğimiz gibi bu büyük felaket nedeniyle felaketin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızın barınma ve diğer sorunlarını çözme konusunda verdiğimiz sözleri de en geç bir yıl içerisinde yerine getireceğimizden hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Çünkü bu kadro dün dedi yaptı, bugün dediğini de inşallah yapacak. Adıyamanlılara verilen sözlerin hepsi de vaktinde yerine gelecektir. Bundan da hiç kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Adli süreçlerde delillendirme çalışmaları Adıyaman'da da süratle devam etmektedir. Şu anda Cumhuriyet Savcılıklarımıza intikal eden konuların tamamında delillendirme işlemlerinin yapıldığını ve bundan sonra iletilecek hususlarda da delillendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirmek isterim. Hiçbir enkaz delil tespiti, ceza hukuku soruşturması bakımından delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Adıyaman'da da delil tespiti yapılmadan kaldırılmış tek bir enkaz söz konusu değildir. Bundan vatandaşlarımız emin olsunlar. Herhangi bir hak kaybına yol açacak ihmal söz konusu değildir. Her şey usulünce, yasalarımıza göre yerli yerince yapılmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Zaman zaman soruşturmaların sadece müteahhitlerle ilgili olduğuna dair de kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. Burada şunu ifade etmek isterim. Bu soruşturmalar
sadece müteahhitlerle ilgili değil, yapı sahipleriyle ilgili, denetim elemanlarıyla ilgili, fenli mesullerle ilgili ve bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa bunların tamamıyla ilgili soruşturmalar kendi usulü çerçevesinde yürüyor. Ancak bunlarla ilgili binaların yaşlarına baktığımızda çoğunluğun 99 öncesi tarihlerde yapılan binalar olduğu için de bunların fenli mesulleri kimdir, denetim yapanları kimdir, başka başka iş ve işlemlerini yapanlar kim, bunların sorumluları kim? Elbette bunların tespiti, delillendirilmesi zaman almaktadır. Zaman içerisinde herkes bu konuda ihmali, kusuru kimin varsa bunların tespit edildiği takdirde kusurları oranında sorumlu olduğunu, yargı önünde de hesap verdiğini herkes görecektir. Onun için zamanın işleyişi içerisinde bunlar bir bir ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şekilde, herhangi bir kişiye ya da şirkete ya da başka başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir. Her konuda soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek. Adalet yerini bulacaktır. Bir yanlışlık yapan, kusuru olan ve bu yargı kararıyla tespit edilen herkes milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir. Bu noktada aziz vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmaması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Kimliklendirme çalışmalarında da şu ana kadar büyük netice alınmıştır. Yakınlarını arayan insanlarımızın yakınlarını kendilerine teslim edilmiştir. Çok az sayıda arama var. Bunlar da eminim ki yakın bir zamanda kimliklendirmesi yapılarak vatandaşlarımıza buna dair teslimler ve bilgiler verilecektir. Onun için de biraz zamana ihtiyaç olduğunu ama bu rakamın da çok aza indiğini buradan ifade etmek isterim. Tekrar Adıyaman'ımıza büyük geçmiş olsun diyor. Rabbim bir daha böylesi felaketi Adıyaman'ımıza da ülkemizin hiçbir yerine de dünyada da hiçbir yerde göstermesin diye dua ediyorum. 23 gündür bölgedeyiz ve sürekli gerek uzaktan gerekse de yüz yüze bir araya gelerek organizasyonun en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi noktasında birbirimize destek vermeye gayret ediyoruz. Asrın değil, herhalde son birkaç yüzyılın en büyük hasarlarından birisinin, afetlerinden birisinin yaşandığı bir dönemde 13 milyonun üzerinde insanın etkilendiği fakat tüm toplumun ilişkisi olduğu için de tamamının etkilendiği bir süreçteyiz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde özellikle de Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay gibi çok ciddi bir şekilde hasar görmüş ve oradan etkilenmiş olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi, gerekse de psikolojik desteklerinin sağlanması ve bu geçen süre içerisinde tüm talepleri karşılandıktan sonra da en önemli ihtiyacı olan barınmanın gerçekleştirilmesi noktasında gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız, gerekse de illerimizdeki ilgili bakanlıklar her türlü hassasiyeti göstererek hızlı bir şekilde adım atıyor. Önce çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımızın bir kısmı komşulara, farklı yerlere intikal ettirildi. Şimdi de konteyner kentler ve hemen ardından da temelli atılmaya başlanacak olan konutlarla da inşallah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu konut ihtiyacı giderilmiş olacak. Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek parasal gerekse de mali koşullarda hangi tedbirleri alacağımıza ilişkin ilk günden beri çalışmalar yapıyoruz. Elbette ki bütçenin üzerinde bir yük oluştu. Bu yükün karşılanması ve giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama kaynakların da hızlı bir şekilde özellikle de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının her türlü ihtiyacının giderilmesi yönünde iyi bir şekilde, doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu anlamda da ilk andan itibaren gerek vergisel düzenlemeler, ötelemeler, ertelemeler ya da aflar yaptık. Gene aynı şekilde kredi borcu olan vatandaşlarımızın kredileriyle ilgili bir sıkıntı yaşamaması noktasında adımlarımızı attık ve bunları ilan ettik.
Ayrıca sigortacılık denetleme kurulumuz üzerinden, DASK üzerinden de sigortacılık alanında da adımlar attık. Ve bu adımları da her geçen gün sayısını artırarak da ilerliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Özellikle de apartmanların altında olan dükkanlar, varlıklarını yitiren esnaf ve iş dünyası, geçimini sağlamayı belli bir koşula bağlayan, gerek bir hayvanı olup, bir büyükbaş hayvanı olup oradan geçimini sağlayan, gerekse de hangi alanda olursa olsun ihtiyacını karşılamakta kaybı varsa, bu kaybın giderilmesi noktasında çok net adımlar atıyoruz. Elbette ki canlar geri gelmez. Bunların bıraktıkları emanetler milletimizin ve hükümetimizin emanetleridir. Biz onları en iyi şekilde hayatlarını idame ettirecekleri noktada adımlar atmakla mükellefiz. Bunları da atıyoruz. Ve görüldüğü üzere de her geçen gün atılan adımların semeresini de görmeye başladık. İlk günlerdeki çok can kaybı, yaralı ve hasarların çok olması bizi çok koşturdu. Çok yordu elbette. Ama bu yorgunluğun bedelini de şimdi insanlarımızı rahat ettirme noktasında elde ettiğimiz kazanımlar. Çalışmaya devam edeceğiz ve birlikte hareket edeceğiz. Dün TOP başkanımız, sendika genel başkanlarımız ve ilgili STK'larla Urfa'da bir toplantı yaptık. Açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Biz girdilerle ilgili bir maliyet artışının gerçekleşmemesi için hükümet olarak elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Ve iş dünyası da girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Dolayısıyla da olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz, binlerce insanı kaybettiğimiz, böylesine acıların yaşandığı bir ortamda aman ve sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın. Hem gereken tedbirleri aldık ve kimsenin de bu ortamdan bir fayda elde edecek adımlar atmasına da izin vermeyip gözün yaşına da bakmayacağımızı da çok açık bir şekilde ifade edeyim. Bu zor geçen günlerde vatan, millet sevdasıyla gerek STK'larımız, gerek insanlarımız koşarak hükümetimizin her temsilcisi, askerinden, polisinden, AFAD'ına, Kızılay'ına, STK'larımızın tamamı sahadaydılar. Amaç bir can kurtarmaktı. Şimdi bundan sonrası bunların inşa edilmesi. Bu inşa edilmesi sürecinde tüm üreticilerden, iş dünyasından açık bir şekilde çağrıda bulunuyorum. Zaman çok kazanma zamanı değil. Zaman bu zorlukların üstesinden gelecek, elimizi, bedenimizi, yüreğimizi taşın altına koyacağımız, bir ve beraber olacağımız bir zaman. Bu zaman dilimi içerisinde herkesten aynı şekilde davranmasını da talep ediyoruz. Biz finansal anlamda her türlü tedbiri almış durumdayız ve tarihi rekorlar inşallah kırmış olacağız binaların yapılması ve insanlarımızın hızlı bir şekilde evlerine intikal etmesi noktasında. Bütün bakanlarımız sahadayız. Birlikte çalışıyoruz. Tam bir koordinasyon var ve bu koordinasyonun getirdiği bir enerjiyle de biz de sürekli bütün milletvekillerimizle, ilgili STK'larla, valilerimizle, ilimizdeki tüm paydaşlarımızla da elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Rabbim böyle afetler yaşatmasın. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralı olanlara bir an önce şifalarına kavuşmasını, evsiz barksız kalanların da bir an önce evlerine kavuşmasını, işini, aşını kaybedenlerin de bizim de katkılarımıza hızlı bir şekilde gerekli tedbirlerle tekrar sahiplenilmesini dileyerek sözümü son veriyorum. Teşekkür ederim.